Merhaba arkadaşlar, bu eğitim videomuzda Flash programı ile e, hareket animasyonunun nasıl gerçekleştirilebileceğini göstereceğiz. Yeni bir doküman oluşturuyorum. Action Script 3.0 tabanında OK diyorum. Şeklimi çiziyorum sahnenin sağ tarafına. Timeline'dan 70'e geliyorum insert frame diyorum. Yine 70'e sağ tıklatıp create classic twin diyorum. Yine 70'e sağ tıklatıp convert to keyframes diyorum. Daha sonra çizdiğim şekli sola taşıyorum. 70'te olduğuma emin oluyorum ama. Çünkü birinci frame ile iki, 70. frame arasında bir konum farkı olması gerekir animasyonun gerçekleşebilmesi için. Birinci konum sağda. 70. karedeki konum ise solda. Bu iki konum arasındaki farkı ise flash bizim adımıza hesaplayıp her birine yerleştiriyor. Böylece kontrol enter'a bastığımızda sağdan sola doğru giden bir kare ile karşılaşıyoruz. Kapatıyorum. E, dikkat edilirse başlangıç ve bitiş konumlarını belirleyenler birinci ve yetmişinci e, karedeki e, anahtar kareler, keyframe'ler. E, peki ara kısımlara duraklar oluşturabilir miyiz? E, cevabımız evet. Mesela 20. kareye sağ tıklatıp Convert to Keyframe deyip anahtar kareye çevirirsek karemizi e, istediğimiz yere taşıyabilecek duruma geliriz. E, ve 1'den 20'ye kadar karemiz biraz önce belirlediğimiz konuma gelir. Daha sonra 70'e tekrar döner. Benzer şekilde 40'a da, 40'a diyelim şuraya, sağ tıklatıp Convert to Keyframe diyebiliriz. Ancak biz 40'dayken, bir frame üzerindeyken karemizi çizdiğimiz şekli kastediyorum tabii ki, karemizi hareket ettirecek olursak Flash bizim için o noktayı da otomatik olarak keyframe'e çeviriyor. Gerçekleşen animasyonun seyri Ctrl Enter ile izlenebilir. Başa dönüyor animasyon. Ayrıca ayrıca timeline'ın alt kısmındaki onion skin özelliği ile de onion skin özelliği açılırsa animasyonumuzun hareket güzergahı net bir şekilde görülür. Başlangıç noktası birinci durak, ikinci durak ve üçüncü durak. Böylece e, hareket animasyonunun motion, tweening, motion tweening'in motion e, temel unsurlarını göstermiş olduk.